Profesör Doktor Oğuz Makal, İletişim Fakültesi Dekanıyım. İletişim alanında eğitim gördüm ama doktoramı Türkiye'de ilk kez gerçekleşti. Sinema alanında yaptım. Daha sonra da tabii ki hem sinema televizyon bölümünde hem de kurucu dekan olarak Beykent Üniversitesi'nde çalıştım. 2010, 2011 yılından bu yana bir ara vermiş olmakla birlikte dekanlık görevimi sürdürüyorum. Çalışmalarım genellikle sinema kuramı ve tarihi üzerine ama bununla tabii sınırlı kalmıyor. Diğer taraftan da filmler ve çok tabii benim için önemli olan doktora tezleri yazdırıyorum. Yani kısaca böyle, böyle kimliğimi özetleyebilirim. E, İletişim Fakültemizle ilgili ve bölümlerimizle ilgili e, aklınıza gelen tüm soruları e, tabii ki yanıtlayacağız. İletişim Fakültesi hangi yerleşkede eğitim vermektedir? E, İletişim Fakültemiz Ayaz e, Ayaza yerleşkesinde hizmet vermektedir. Aynı zamanda hem rektörlüğümüz de buradadır hem de başka fakültelerde e, bulunmakta. Tabii bütün altyapı imkanlarıyla beraber burada e, e, öğrencilerimize e, hizmet veriyoruz. Hangi bölüm ve programlar bulunmaktadır? İletişim Fakültemizde e, şu anda temel olarak 6 e, bölüm var. Fakat Nisan ayından itibaren yeni bir e, bölüm daha devreye girdi. Yani 7. oldu. E, bu yeni bölüm dijital e, oyun tasarımı. E, diğer bölümler ise halkla ilişkiler ve reklamcılık, televizyon haberciliği ve programcılığı, görsel iletişim tasarımı, yeni medya Türkçe, yeni medya İngilizce, medya ve iletişim İletişim Fakültesi eğitim sürecini nasıl özetlersiniz? Bizim eğitim sürecimiz gerçekten çok nitelikli öğretim üyeleriyle gerçekleşen bir süreç. Buna çok özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Yani o alanda uzman öğretim üyelerinin mutlaka bölümlerde bulunmasını arzu ediyoruz. Diğer yandan tabii ki ders planlarımız çok çağdaş, modern ve günümüzün iletişimine yöneliktir. Hem teorik dersler, hem uygulamalı dersler, hem laboratuvar dersleri, hem de televizyon stüdyosu imkanlarımız bulunmakta. Kısaca yani hem Teorik hem uygulamalı olarak e, çağdaş iletişime en e, uygun, en yeterli, yaratıcı, yenilikçi e, ve e, gelecekte tabii ki iş koşulları da önlerine geldiği zaman da e, beceri ve yetenekleriyle e, buralarda da başarılı olabilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Fiziksel altyapı olanakları nelerdir? Kaç laboratuvar ve atölye bulunmaktadır? E, bu açıdan çok zenginiz çünkü hem televizyon stüdyomuz var hem de Backend TV'de aynı şekilde bizim çalışma alanlarımızdan ve staj imkanları e, yarattığımız alanlardan bir tanesi. Yani iki stüdyo imkanımız var. E, diğer taraftan tabii e, bol miktarda laboratuvarımız var yani PC ve Mac laboratuvarları. Bu konularda bir sıkıntımız yok. Yani dijital çağın gerçekten gerektirdiği altyapıya sahibiz hem yazılım programları olarak hem de işte yeni eğer farklı şeyler tabii ki gündeme gelirse hemen bunları satın alma, yerleştirme ve bunlardan yararlanma imkanlarını buluyoruz. Tabii ki şunu unutmamak lazım yani iletişim gibi bir alanda tabii bir teknik altyapı çok gerekli biz de bunu fazlasıyla başarıyoruz. Eğitim dili nedir? İsteğe bağlı hazırlık okunabilir mi? Evet, şu anda eğitim dili e, Türkçe. E, yalnız e, yeni medya İngilizce bölümümüz var, yani tamamen İngilizce. E, tabii ki e, hazırlık sınıfların, yani hazırlık eğitiminden geçerek, yani İngilizce hazırlık eğitiminden geçerek, e, tabii ki e, de, devam edebilir. Yani böyle bir şansı var. Ee, öğrencilerimizin yani 10 yıllık e, hatta daha fazla olan deneyimimiz şunu gösteriyor ki e, bizim mezunlarımız hemen hemen her yerde kabul görüyor ve çok nitelikli özellikle işlerde hemen kendilerini gösterme şansını elde ediyorlar. İletişim Fakültesi öğrencilerine sağlanan uluslararası imkanlar nelerdir? E, tabii başta hepimizin bildiği gibi Erasmus imkanı var ve öğrencilerimiz bundan fazlasıyla yararlanıyor. Çünkü her bölümün en az 2 veya 3 Erasmus bağlantısı olan dışarıda e, üniversite var. E, bunlar tabii ki hem Avrupa'da e, bunu unutmamak lazım. Yani e, çünkü dijital eğitimin veya iletişim eğitiminin en gelişmiş olduğu yerler. E, diğer taraftan tabii ki yurt dışında staj yapabilirler. Yani her türlü e, imkanı biz kendilerine bu eğitim süreci içerisinde danışmanlık yaparak veya öğretim üyelerimiz danışmanlık kendileri bizzat yaparak çözüm yolları bulacaktır. Bu konuda herhangi bir sıkıntısı olmasın çünkü gelecek onlarındır diyoruz. Evet, e, çağımızın e, tabii ki kabul etmek gerekir ki bir iletişim çağı olduğunu e, düşünmeliyiz. E, belki 10 yıl önce veya 15 yıl önce bu alandaki ne bileyim işte Google gibi, işte Facebook gibi veya başka sosyal ağlar ve benzeri şeyler hiç akla bile gelmezdi. Ve hatta bunların bir sektör olabileceğini yani, e, düşünmezdik. E, televizyon denilince tabii çok klasik televizyonlar hep aklımıza gelirdi. Ama bugün her şey değişti yani internetin de tabii ki e, olanaklarıyla bir ve giderek de değişmeye doğru gidiyor. Mesela bizim dijital oyun tasarımı bölümümüz sadece eğlenceye yönelik olan tasarımlar değil, diğer sanatları da içerisine alan tasarımları ve uygulamaları yapabileceğimiz bir bölüm olarak düşünüldü. Tabii bütün bunların, bütün bunların e, e, genç arkadaşlarımıza çok büyük olanaklar sağlayacağını, ufuklar açacağını, farklı pencereler yaratacağını ve oradan girdikleri zamanda, bu şans kullandıkları zamanda başarılı olacaklarını düşünüyorum. kısaca gelecek onlarındır.